Merhaba. Işığın kırılmasından devam ediyoruz. Bu dersimizde ışığın kırılmasının farklı uygulama alanlarını göreceğiz. Öncelikle ışığın küresel yüzeylerden nasıl geçtiğini, nasıl kırıldığını göreceğiz. Daha sonrasında da görünür derinlik kısmına odaklanacağız. Günlük hayattan örnekler üzerinden gideceğiz. Yine soru çözüp videoyu da bitireceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi ekranımızda cam küre görüyoruz. Bu camdan yapılmış küre hava ortamında bulunuyor. Hava ortamından herhangi bir açıyla herhangi bir ışın gönderiyorum. Bunun cama geçerken hızının yavaşlayacağını biliyoruz. Çünkü hava ortamındaki hızımız neredeyse ışık hızına yakın. Cam ortamına geçtiğimizde ışık burada yavaşlayacak. Dolayısıyla doğrultusunu değiştirecek. Yavaşladığı için daha kısa sürede gitmek için daha kestirmeden gidecek. Yani normale yaklaşacak. Bu prensipleri uygulayarak hiçbir ezber yapmadan bu adamın nasıl kırılacağını kendimiz anlayabiliriz. Kırılma yasaları zaten belli. Bizim normal çizgisini çekmemiz gerekiyor. Normal çizgisi bu eğri yüze dik olan çizgidir. Aynısını küresel aynalarda da görüyoruz görmüştük bir yüzey eğri ise, bir küreden alınma bir yüzey ise, o noktadaki normal çizgisi o kürenin merkezinden geliyordur. Küresel aynalarda bunun nedenini, niçinini konuşmuştuk. Dolayısıyla benim buradaki ışığım şu noktaya geliyorsa, bu noktadan cama girmek istiyorsa, bu kürenin merkezinden çizilen şu mavi çizgi bizim normal çizgimizdir gençler. Buradaki açı bizim gelme açımızdır. Ben hava ortamının indisinin küçük olduğunu, cam ortamının indisinin büyük olduğunu biliyorum. Az indisten çok indi geçiyorsam normale yaklaşmam gerekecektir. Bu ışınımın orijinal rotası şu kesikli çizgi gibi normale yaklaşmış halini çizersem mavi çizgiye yaklaşmış haliyle bunu aşağı yukarı şöyle falan götürebilirim. Gelme açısı büyük gördüğünüz gibi kırılma açısı küçük çünkü normale yaklaştık. Şimdi benim ışığım cam ortamında bu noktaya geldi artık havaya çıkmaya çalışacak. Cam ortamından hava ortamına geçeceğiz. Yine küremizin merkezinden ışığın geldiği noktaya bir çizgi çektiğimizde bunun normal çizgisi olduğunu söyleyebiliriz. Burası bizim gelme açımızdır gençler. Şimdi biz cam ortamından hava ortamına geçiyoruz. Yani çok indisten az indise geçiyoruz. Çoktan aza geçerken normalden uzaklaşıyorduk hatırlarsanız. Işınımın orijinal rotası şöyle bir şey. Normalden yani şu mavi çizgiden uzaklaşmam gerekiyor aşağı yukarı şöyle bir şey çizmemiz uygun olacaktır. Gelme açısı küçük, kırılma açısı daha büyük çünkü normalden uzaklaştık. Dolayısıyla hiçbir ezber yapmadım. Işığın kırılma ilkelerini uyguladım. Buradan bu şekilde giren ışığın camdan tekrar nasıl çıktığını çizmiş oldum. Hatta burada birkaç bir şey daha söyleyebiliriz. Biraz geometri yapabiliriz. Şuradaki mavi çizgi ile şuraya kadar olan kısmından bahsediyorum. Buradaki mavi çizminin yine buraya kadar olan kısmı aslında bu kürenin yarıçapı değil mi? Evet, aynen öyle. Dolayısıyla bu iki kenar birbirine eşit. E burada bir üçgen var. Bu iki kenar birbirine eşitse bu bir ikizkenar üçgen. Burası alfa açısıysa burası da alfa açısıdır. Şurasının da beta açısı olduğunu söyleyelim. Biz ne yaptık? Beta açısıyla gelen ışığımızı alfa açısıyla geçecek şekilde kırdık. Işık tersinebilirdir. Ben aynı ışığı alfa açısıyla cam ortamından gönderseydim, aynı yolu izleyecekti, beta açısıyla kırılacaktı. Bu şimdi söylediğim şey burada yok mu? Var. Alfa açısıyla gelen ışın buradan dışarı çıktığında hangi açıyla çıkacak? Beta açısıyla çıkacak gençler. Yani şurada gönderdiğiniz açıyla burada çıktığınız açı eşit olmak zorundadır. Sebebi de geometridir. İkinci bir durum inceleyelim. Az önce incelediğim durum herhangi bir ışındı. Şimdi göndereceğim ışın şurasını tamamlayalım. Özel bir ışın. Küremizin merkezini hedefliyor gençler. Bu nasıl yoluna devam eder diye merak ediyoruz. E yine normal çizgimizi çizeceğiz. Buradan geçecek şekilde. Normal çizgimiz merkezden çiziliyor. Normal çizgimizi merkezden bu şekilde çizmem gerekecek. Bu bizim bildiğimiz bir durum. Işığımız normalin üzerinden geliyor. Yani gençler bu yüzeye dik geliyor. O zaman doğrultu değiştirmeden cam ortamına geçmem gerekir. Yani benim ışığım cama geçerken doğrultu değiştirmeyecek. Direkt merkezden böyle geçecek, gidecek. Geldi camdan havaya geçme durumuna. Yine bu noktaya normal çizeceğim. Yine merkezden çizeceğim. Buranın normali şu mavi çizgi olacak. Yani yine ışığım normalin üzerinden geliyor. O zaman benim ışığım doğrultu değiştirmeden çıkacak, gidecek. Eğer ışığınız kürenin merkezini hedefliyorsa doğrultu değiştirmez. Girerken de aynen girer, çıkarken de aynen çıkar. Çünkü normal üzerinden geliyor, normal üzerinden gidiyor. Kırmızı renkli KLM ışınları hava ortamında bulunan camdan yapılmış yarım küreye şekildeki gibi gönderiliyorlarmış. Buna göre ışınların tekrar havaya çıkana kadar izleyecekleri yolları çiziniz demiş. Bakın az önce biz tam bir küre durumunu inceledik. Burada yarım küre var. Küre yüzey olunca merkezden normal çizilir diye öğrendik az önce. Merkezden çizeceğiniz normaller küre kısmı için geçerlidir. Yani şuraya gelen herhangi bir ışın için normalinizi merkezden çekeceksiniz. Ama buradaki düz yüzeye gelen ışınlar için merkezden normal çizemezsiniz. Normal dediğiniz şey yüzeye diktir. E bu da düz bir çizgi. Örneğin K noktasının geldiği şu noktanın normali yüzeye dik olacak şekilde aşağı yukarı şöyle falan çizilmeli. Hava ortamından cam ortamına geçiyorum. Azdan çoka geçiyorum. Normale yaklaşacağım. Normale yaklaşarak şöyle falan kırmamız gerekir bu arkadaşı. Şimdi eğri bir yüzeye geldik. Küre yüzeyine geldik. Buranın normali bu eğri yüzeye dik olan çizgi merkezden gelecek. Normalimi şöyle çizmem lazım. Camdan havaya geçiyoruz şu an. Yani çok indisten az indise geçiyoruz. Yani normalden uzaklaşmam lazım. Benim orijinal o tam şöyle bir şey. İndis farkı olmasaydı camdan havaya geçerken direkt böyle giderdim. Ama normalden uzaklaşmam lazım. Normal oradaki mavi çizgi uzaklaşmış halini şöyle çizebilirim. Buradaki gelme açısı küçük, buradaki kırılma açısı büyük çünkü normalden uzaklaştık. Şimdi de M'ye bakalım. Hocam M ile K aynı gibi duruyor. Hiçbir farkları yok. Hemen böyle atlamamak lazım. Bazı farklılıklar olabilir. O yüzden tek tek adımlarımızı uygulamalıyız. Önce normallerimizi çizmeliyiz. Yüzey şöyle yataydaysa ona dikey olacak şekilde 90 derece yapacak şekilde normalimi buraya kondururum. Azdan çoka geçtiğim için, havadan cama geçtiğim için normale yaklaştırırım. E hocam aynısı oldu işte K ile. Bunu da normalden uzaklaştırdığınızda şöyle bir şey çizmeniz lazım. Acaba öyle mi? Normali çizip öyle bakalım. Bakın kürenin merkezi burada. Eğri bir yüzeydeyiz. O yüzden normalinizi merkezden çizmeniz lazım. Şu mavi çizgi bizim normal çizgimizdir. Buraya 90 derecelik bir açı yapar. Camdan havaya geçiyorum. Normalden uzaklaşmam lazım. Bu ışının orijinal rotası şöyle bir şey. normal normalden uzaklaşacağım. Mavi çizgiden uzaklaşacağım. Yani aşağı yukarı bunu şöyle falan çizmeliyim gençler. Gördüğünüz gibi gelme açısı küçük, kırılma açısı büyük. Normalden uzaklaşma bu demek. Bakın K'dan çıkan ışının doğrultusu farklı. L'den çıkan ışının doğrultusu farklı. Ezberi iş yapmamak lazım. Hemen L'yi de yapalım. Onun normali de aynı normal diğerleri gibi. Havadan cama geçerken normale yaklaştırdık. Şuraya bir yere getirdik arkadaşı. Eğri yüzeye geldik. Yine merkezden normal çekmem lazım. E dikkat ederseniz benim ışın ışınım da zaten merkezden geliyor. Az önce gördüğümüz şey ışınınız merkezden geliyorsa ya da merkeze doğru gidiyorsa normalin üzerinden geliyordur ya da normalin üzerinden gidiyordur. Dolayısıyla doğrultunuzun değişmemesi lazım. Bu arkadaşın yoluna aynen devam etmesi lazım. Gördüğünüz gibi 3 ışın burada bir yerde kesiştiler. Daha o konuyu görmememize rağmen ince kenarlı merceğin paralel gelen ışınları bir noktada toplaması örneğini çözdük ama farkında değiliz. Her şeyi özetleyen bir soru. Kırılma olayının günlük hayattaki uygulamalarından bir de gençler görünür derinlik kavramıdır. Suyun içerisindeki herhangi bir cisme siz hava ortamından bakıyorsanız onun bulunduğu yeri yani derinliği farklı algılarsınız. Örneğin buradaki göz buradaki paraya bakıyor. Paranın orijinal derinliği şöyle tarif edilebilir. Fakat birazdan ispatlayacağımız gibi buradaki göz bu parayı olduğundan su yüzeyine daha yakın görmeli. Daha az derindeymiş gibi algılamalı. Niye öyle algılasın? Bakalım. Bu metal paradan çıkan ışınlar sudan havaya geçecek, havadan göze ulaşacak ve göz o parayı görmüş olacak fakat sudan havaya geçerken ışık doğrultu değiştirecek. Yine şunu not edelim. Hava ortamının indisi su ortamının indisinden küçüktür. Yani buradan çıkan ışınlar sudan havaya geçerken çok indisten az indise geçecekler. Örneğin şöyle bir ışını kafama göre gönderdim. Su yüzeyi her ne kadar eğrisel gözükse de biz kesitten baktığımızda bunu şöyle düz bir çizgi gibi düşünebiliriz gençler. Üç boyutlu bir cismi iki boyuta indirgemeye çalıştığı için şekil burası eğri duruyor ama bir su bardağının yüzeyine karşıdan bakarsanız aslında şöyle bir düz çizgi görürsünüz. Dolayısıyla şuradaki yüzey normalini böyle çizeceğim. Şurasının 90 derece olduğunu söyleyeceğim. Bakın burası gelme açısı. Çok indisten az indise geçerken normalden uzaklaşmam lazım. Daha büyük açıyla kırılmam lazım. Işığımızın orijinal rotası böyle bir şey. Normalden uzaklaşırsa şöyle göze ulaşabilir. Bunu daha önce de bol bol konuştuk. Göz burada ışığın kırıldığını falan algılamaz. Işık hangi doğrultuda geliyorsa cisim de onun uzantısında zanneder. Sanki oradan geliyormuş zanneder. O yüzden bu göz ne diyecek? Göze gelen ışığın uzantısı nereye gidiyorsa para da orada zannedecek. O yüzden parayı şurada zannedecek bu arkadaş. Bu derinlik paranın orijinal derinliğidir. Bu derinlikte de görünür derinliktir. Algılanan derinliktir. Kesinlikle bilmeniz gereken şey de az indisten çok indise bakıyorsanız yani hava ortamından su ortamındaki bir cisme bakıyorsanız eğer o cismi olduğundan daha yakında görürsünüz. Daha az derinlikte görürsünüz. Burada ispatladığımız gibi bu cümleyi de bir kenara not almanızı tavsiye ederim. Azdan çoka bakıyorsam cisim gözlemciye daha yakın gözükür. Daha az derinlikte gözükür. Peki ya tam tersi oluyorsa? Ben suyun içi içerisindeki bir gözlemciysem ve suyun dışındaki havaya bakıyorsam yani çok indisten az indise bakıyorsam havanın indisinin küçük suyun indisinin büyük olduğunu tekrar hatırlayalım. Bu sefer gözlemcimiz buradaki balık olsun ve biz havadaki kuşa bakıyor olalım. Buradaki balığın bu kuşu görebilmesi için kuştan çıkan ışınların balığın gözüne ulaşması gerekiyor. Şöyle herhangi bir ışın çizdiğimi düşünelim. Kuştan bu ışını çıkarttım. Burası bizim ayırıcı yüzeyimiz. Ayırıcı yüzeyimize dik olacak şekilde normal çizgimizi şöyle çekelim. Işığımız hava ortamından su ortamına geçiyor. Yani az indisten çok indise geçiyor. Işığımız yavaşlıyor, kestirmeden gidecek. Yani normale yaklaşacak. Orijinal rota buysa mavi çizgiye yaklaşmalıyız. Normale yaklaşıp bunu ben böyle çizebilirim ve balığın gözüne bu ışını gönderebilirim. Az önceki durumun aynısı. Balık ışığın kırıldığını falan anlayamayacak. Onun gözüne ışık nasıl geliyorsa onun uzantısında sanki cisim varmış zannedecek. Balığın gözüne gelen ışık buysa bunun uzantısını aşağı yukarı şöyle falan çizmeye çalışırsam bizim gözlemcimiz yani balık bu kuşu sanki şurada bir yerdeymiş zannedecek gençler. Kuşun suya olan uzaklığı h kadar ama balık ne zannedecek? h üssü kadar zannedecek. Yani orijinal uzaklığından daha da uzakta zannedecek. O zaman burada da şu genellemeyi yapalım. Eğer benim gözlemcim bu örnekteki balık çok indisten, az indise bakıyorsa, su ortamından havaya bakıyorsa, cisimleri yani burada kuşu olduğundan daha uzakta zanneder. Az önce ne demiştik? Azdan çoka bakıyorsam yakın görürüm, daha az derinlikte görürüm. Çoktan aza bakıyorsam uzak görürüm, daha yukarıda görürüm. İspatları da bu çizimlerdir. Bu anlattığım şeyleri bir deney üzerinden görelim. Bakın gençler burada adamın elinde yarısı sarıya boyanmış, yarısı kahverengi olan bir çubuk var, bir tahta var. Bu tahtayı suya soktuğu zaman gözlemciler suyun içinde kalan kısmı daha yakında görecekler. Çünkü az indisten çok indise bakıyoruz. Biz hava ortamındayız gözlemciler olarak. Tahta ise suya girmiş yani çok indise girmiş. Evet suya sokuyor. Yarısının sarı olduğunu unutmayın. Şuraya dikkat edin gençler bakın. Ne kadar küçük kaldı. Durduralım burada. Yarısı dediğim şey kahverengiydi bunu burada dışarıda görüyoruz en az bunun kadar da şu an suyun içinde olması gerekiyor ki suyun içinde zaten ama biz nasıl algılıyoruz küçücük algılıyoruz çünkü bunun en alt noktası orijinal derinliğinden daha yakında algılanıyor o yüzden kısa algılanıyor az önce anlattığımız durumlardan ötürü. İşte buradaki simülasyonda da onu görüyorsunuz. Gelen ışığın rotası değiştiği için buradaki uzantı nereden devam edecek? Uzantı buraya denk geliyor. Dolayısıyla bizim çubuğumuzun boyu teorik olarak ne kadar kısalıyor? Bu kadar kısalıyor. Biz böyle algılıyoruz. Hatta buradaki tahtaya odaklanmamıza bile gerek yok. Adamın ayaklarına dikkat ederseniz burada küçücük bir ayak görüyoruz. Kısacık bir ayak görüyoruz. Burada bilek var sanki. Adamın ayağı şurada kesiliyormuş gibi duruyor. Halbuki bacak içeride devam ediyor ama biz onu olduğundan daha kısa algılıyoruz. Kendimize daha yakın algılıyoruz. Bu durumun bir başka gösterimi adamın boyuna dikkat edin gençler hava ortamında biz de hava ortamındayız orijinal uzunluğunu görüyoruz. Suyun içine girdiğinde belden aşağısı yine küçücük kaldı, kısacık kaldı. Belden aşağısının uzunluğuna burada dikkat edin bir de suyun içinde dikkat edin. Az indisten çok indise bakıyorsanız cisimleri olduğundan daha yakında görürsünüz. Suyun dışından zıpkınla balık avlamaya çalışanlar bilirler ki tam olarak balığı hedef alırsanız, balığı nişanlarsanız o balığı vuramazsınız. Çünkü siz havadan suya bakarken balığı olduğundan daha yakında göreceksiniz. Halbuki o balık orijinalde daha aşağılarda. O yüzden siz hedeflerken balığı değil daha aşağısını hedeflemelisiniz. E bu da zor olduğu için dışarıdan balık avlamak zordur. Suyun içine dalıp zıpkınla avlamanız mantıklıdır. Şu an balığı direkt hedefleyerek yakalamaya çalışıyor ama başarısız olduğunu görüyorsunuz. Daha yukarıya bir yere gitti. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi yine ışığın kırılmasıdır gençler. Bizim balığımız olduğundan daha yakında gözükecek. Yani buradaki çizimde görüyorsunuz daha yukarıda algılanacak. Şu bölgede algılanacak. Siz direkt o noktayı hedeflerseniz ıskalarsınız. Daha aşağıyı hedeflemeniz gerekiyor. Yani bu çizimdeki gibi daha aşağıya hedeflerseniz yakalayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an daha aşağıdan sokuyor. Balıkla hiç alakası yok gibi duruyor ama tam ona denk geldiğini görüyoruz ve yakaladığını görüyoruz. Bu görünür derinlik mevzusu hep suyla olmak zorunda değil. Yani bizim ayırıcı yüzeyimiz her zaman düz olmayabilir. Buradaki gibi yine küresel olabilir. Bir camın içerisindeki cismi odaklanıyorsam ve ben yine hava ortamındaysam aynı yasalar geçerli. Aynı ışınları çizeceğiz. O ışınların uzantılarına dikkat edeceğiz ve sanal görüntüyü cismin sanki orada olduğunu zannettiğimiz görüntüyü bulacağız. Fakat burada ufak bir detay var. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. E, hocam aynısı işte hava ortamından cam ortamına bakıyoruz. Az indisten çok indise bakıyoruz. O zaman cisimleri kendimize daha yakın görürüz. Doğru olmayabilir her zaman cam kürelerde. Burası küremizin merkezi. K cisminin nerede olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bunu bir bozuk para gibi düşünebilirsiniz. Camın içerisine konulmuş durumda. Biz de buradan hava ortamından bakıyoruz. Herhangi bir ışın çizilmiş, merkezden normalimiz çizilmiş, şu kesikli çizginin normal çizgisi olduğunu söyleyelim. Bakın ışığın orijinal rotası bu kesikli çizgi. Bu ışık cam ortamından hava ortamına geçtiği için ne olmuş? Normalden uzaklaşmış. Şimdi bu gözü burada küçücük çizmiş. Bu ışın onu pas geçiyormuş gibi düşünüyor ama gözün yeterince büyük olduğunu düşünelim. Bu göz ne zannedecek gençler? Işın ona nasıl geliyorsa cisim de orada zannedecek. Yani uzantıya dikkat ederseniz bu uzantı buraya gidiyor. Bu K cismini kendinize daha yakın göreceksiniz. Şu ayırıcı yüzeye daha yakın göreceksiniz daha az derinde göreceksiniz. E hocam az önce dedik zaten azdan çoka bakıyoruz. Tabii ki daha yakında göreceğiz. Bunun için böyle ama bir de diğerlerini inceleyelim. Yine şuraya kocaman bir göz çizelim. Bu sefer bizim paramız, cismimiz kürenin merkezine konulmuş olsun. K cismi tam merkezde. Dolayısıyla paradan çıkan ışınlar merkezden çizileceği için normalin üzerinden gelecekler ve doğrultu değiştirmeyecekler. Aynen çıkıp gidecekler. İkinci bir ışın aynen çıkıp gider. Üçüncü bir ışın aynen çıkıp gider gençler. E o zaman bu göz ne diyecek? Bu göz diyecek ki bütün ışınlar bu noktadan geliyor. O zaman cisim o noktada. Evet cisim zaten o noktada. Yani cismi olduğu noktada görecek. Herhangi bir görünür derinlik olmadı. Herhangi bir bir sanal görüntü elde etmedik. Cisim neredeyse orada olduğunu görüyoruz. Bu nasıl oldu? kürenin merkezindeyse cisminiz ışınlar kırılmayacağı için doğrultuları değişmeyeceği için bir aldanma bir ilüzyon olmayacak. Cismi olduğu yerde göreceğiz. Yine azdan çoka bakıyoruz ama hiçbir değişiklik yok. İlla azdan çoka bakıyorsam görüntü bize daha yakın olur kısmı demek ki her zaman geçerli değil. Hatta tersi bile olabilir. Az indisten çok indise bakmamıza rağmen cismi kendimizden daha uzakta görebiliriz. Burada da o durum inceleniyor gençler. Ben yine şuraya kocaman bir göz çiziyorum. Bütün ışınların göze geldiğini anlayalım. Bakın cismimiz merkezin dışına bir yere uzağa bir yere konulmuş. Bu bizim L cismimiz olsun. Bundan çıkan herhangi bir ışını kitap böyle çizmiş. Merkezden çizilen şu kesikli çizgi bizim normal çizgimiz. Cam ortamından hava ortamına geçiyor ışığımız. Normalden uzaklaşması gerekiyor. Bu kırmızı ışığın orijinal rotası şu kesikli çizgi. Normal onun üstünde kalıyor. O zaman normalden uzaklaşıyorsam daha alttan gitmeliyim. Şu kırmızı çizgi gibi gitmeliyim. Çok belli olmasa da şu an normalden uzaklaşıyor. İsterseniz daha belli versiyonu da çizebiliriz ama. ikinci bir ışını Şöyle çizebilirim daha belirgin olması için. Merkezden normalimi çekerim. Camdan havaya geçtiğimiz için normalden uzaklaşacak şekilde bu arkadaşı çizebiliriz. Bakın birinci ışınımızın uzantısı gençler şurada bir noktaya gidiyor. İkinci ışınımızın uzantısı da aşağı yukarı daha düzgün bir çizim yapsaydım aynı noktaya gelecekti. Yani gözlemci ile cisim arasındaki uzaklık orijinalde bu iken bizim görüntümüz burada bir yerde çıkıyor. Bu ne demek? Cismi olduğundan daha uzakta görüyorum demek. Bu mavi uzak göre çok daha uzun bir kırmızı uzaklık çizdim. Yine havadan cama bakıyoruz. Yine az indisten çok indise bakıyoruz ama cismi kendimizden daha uzakta görüyoruz. Suya bakma haricinde küresel ortamlara bakıyorsanız şöyle bir genelleme yapabilirsiniz aslında. Burada olduğu gibi az indisten çok indise bakıyorsanız suda daha yakında görüyordunuz. Suyun yüzeyine daha yakında görüyordunuz. Burada da aslında aynı şey oluyor. K cismi buradayken ayırıcı yüzeye, camla hava arasındaki yüzeye daha yakında gözüktü. Cismimiz buradayken ayırıcı yüzeye, camla hava arasındaki yüzeye daha yakında gözüktü. Tam ortadayken tam ortada gözüktü. Ama ben olsam bu genellemeleri oturup da ezberlemem. İki tane ışın çizerim. Neyin nerede olduğunu çok rahat anlarım. Ali havuz kenarında ayakta dururken Bilal havuzun dibinde şekildeki gibi birbirlerine bakmaktadırlar. Ali ve Bilal'in havuz yüzeyine uzaklıkları birbirine eşit ve haş kadardır demiş. Şimdi Bilal'in burada herhalde gözünü kastediyor haş uzaklıktadır derken bir nokta düşünmemiz bizim için avantajlı olacaktır. Ali'yi kastederken de yine Ali'nin gözünü düşünelim. Burada Bilal'in gözünü düşündüğümüz gibi. Bu durumda Bilal Ali'yi kendinden haş bir kadar uzakta görüyormuş. Sorunun devamını okumadan hemen bu bilgiyi yorumlayalım. Bilal nerede? Bilal hava ortamında. Ali nerede? Ali su ortamında. Gözlemci kim? Gözlemcinin kimin olduğu çok önemli. Gözlemci Bilal gençler. Yani Bilal Ali'ye bakıyor. Hava ortamından su ortamına bakıyoruz. Herhangi bir küresel durum yok. Dümdüz bir ayırıcı yüzeyimiz var. Balık avlamaya çalışıyoruz. Azdan çoka bakarken cisimleri kendimize daha yakın görürüz. Olduklarından daha yukarıda görürüz. Dolayısıyla Bilal Ali'yi şurada bir yerde algılayacak. Daha yukarıda algılayacak. Tarif edilen haş bir mesafesi şu olacak gençler. Yani h bir mesafesi 2h'dan daha küçük bir şey olmalı. Tamamına 2h dersek. Ali de Bilal'i kendisinden h2 kadar uzaklıkta görüyormuş. Şimdi gözlemci kim oldu? Gözlemci Ali oldu. Ali Bilal'in gözüne bakıyor. Gözlemci suyun içerisinde, cisim hava ortamında. Yani biz çok indisten az indise bakıyoruz. O zaman cisimleri kendimizden daha uzakta göreceğiz. Suyun içindeki balık, havadaki kuşu daha uzakta görüyordu. Ali buradaki mavi noktayı daha da yukarıda algılayacak algıladığı mesafe şu olacak. Buna da h2 demiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi bu h2 mesafesi şuradaki iki h mesafesinden daha büyük. h2'yi de o zaman buraya yapıştırabilirim. Aradaki ilişkiyi de yazmış oldum. Kuşadası'nda ailesiyle tatil yapan Sarp babasından izin alarak lastik botuyla balık avlanmak için kıyıdan biraz uzaklaşır. Biraz sonra ileride bir balığın dolaştığını fark eder. Yavaşça botunu balığın üstüne doğru hareket ettirir. İşin soru kısmına gelirsek balığın çok yakında olduğunu zannederek olta yerine kepçeyle yakalamaya karar verir. Ayağa kalkıp kepçeyi hızla suya indiren sarp dengesini kaybederek denize düşer. Sarp'ın balığı gördüğü derinlik yani şu haş üstünden bahsediyor. Çünkü sarp hava ortamında balık deniz ortamında. Yani az indisten çok indise bakıyoruz. Cisimleri olduğundan daha yakında görüyoruz. Bu haş üssü nelere bağlıdır diye bize sormuş. Bakın eskiden bu indisler ve ne kadar yakında ne kadar uzakta göreceğime yani görünür derinliğe bağlı ilişkinin bir formülü vardı. Bu formülü anlatıyorduk fakat artık ne ders kitaplarında ne de diğer kitaplarda pek bu formül verilmiyor. Çünkü matematiksel işlemler kaldırıldı. Sadece yorum yapıyoruz. Ben o formülü vermeden aslında size o formülü anlatacağım işin mantığıyla. Bunu kolay anlamanız için bazı sayılar vereyim. Örneğin buradaki balığın orijinal derinliği yani haş mesafesi 30 metre olsun hava ortamının indisine biz 1 diyelim denizin indisine 4 diyelim bu şu demek hava ortamındaki ışık deniz ortamına geçtiğinde 4 kat yavaşlıyor demek kırıcılık oranı 4 demek bunu görünür derinliğe bağlarsak daha yakında göreceğiz ya 30 metredeki balığı 4'te 1 oranında yakın göreceksiniz demek yani buradaki görünür derinlik 7,5 metre çıkar gençler Peki denizin indisi 4 olmasaydı da atıyorum 3 olsaydı. Havanın indisi yine 1 olsun. Aradaki oran kaç? 1'e 3. 3 kat yavaşlıyor. Kırıcılık oranı 3. Yani orijinal derinlik 30 metre ise ne kadar yakında göreceksiniz? 3'te 1 oranında yakında göreceksiniz. Yani 10 metre derinlikte de göreceksiniz. Yani balığı biraz daha aşağıda göreceksiniz. Orijinal yerine daha yakınlaştı. Niye? İndis farkı azaldı. Önceden 1'e 4'tü şimdi 1'e 3. İndis farkı azalırsa kırıcılık azalır. Bunu konu anlatımlarında bolca vurgulamıştık. E kırıcılık azalırsa orijinal orijinal derinliğe daha yakın görürsünüz. İllüzyon azalır yani. Örneğin denizin indisi 2 olsaydı 1'e 2 oran var. 30 metre derinlikteki balığı daha da yakında görürdünüz. 15 metre derinlikte görürdünüz. Denizin indisi de 1 olsaydı, hava 1, deniz 1, e kırıcılık yok. Işınlar aynen yoluna devam eder. O zaman 30 metrede görürdünüz. Cisim de 30 metrede, görüntü de 30 metrede. Herhangi bir illüzyon yok çünkü kırılma yok. Dolayısıyla bu görünür derinlik denizin kırılma indisine bağlı gençler. Havanın kırılma indisine de bağlı. Başka sayıları şöyle de verebilirdim. Örneğin havanın indisi bir denizin indisi yedi buçuk metrede oluyorsa havanın indisini 4 yapsaydım 4'e 4 olurdu. Yine kırılma yok. E yine 30'a 30 olurdu. Dolayısıyla görünür derinliği aslında ne hava belirliyor, ne su belirliyor. İkisi beraber belirliyor. İkisi arasındaki oran belirliyor. Dolayısıyla 1'e de doğru, ikiye de doğru diyebilirim. Üçüncü öncül öğrencilerin kafasını karıştırır genelde. Balığın gerçek yerinin deniz yüzeyine olan uzaklığı görünür derinliği etkiler mi? Şimdi ben şu haş mesafesine 30 metre dersem, havanın indisine 1 dersem, denizin indisine 3 dersem bu balığın 10 metre derinlikte olduğunu söyledim. Görünür derinlik dediğimiz şey 10 metre olmuş olur. Balığın gerçek yerinin deniz yüzeyine olan uzaklığını değiştirelim. 30 metrede olmasın. Mesela bu adam 15 metreye çıksın. E yine indistler arasındaki oran 1'e 3. 3'te 1'ine gelecek görüntü. Yani 15 metrenin 3'te biri ne olacak? 10 metrede değil. 5 metrede olacak. Balığın gerçek yeri de görünür derinliği etkileyen bir faktördür gençler. Sorumuzun cevabı 1 2 3 olmalı. Bir yüzü düzlemsel olan camdan yapılmış saydam küresel bir cismin merkezi o noktasına yerleştirilmiş ışıklı bir cisme hava ortamındaki KLM noktalarından 3 ayrı gözlemci bakmaktadır. Hangileri doğrudur? Tam bir küre değil şurası düz bir yüzey o noktasında da ışık yayan bir cismimiz var. K'dan bakacağım L'den bakacağım M'den bakacağım bu cismin nerede gözüktüğüne bakacağım. Gözlemcilerimiz hava ortamında cismimiz cam ortamında. Önce M'ye bakalım gençler. M gözlemcisi küre yüzeyine bakıyor. M için ortam küre. Cisim nerede? Cisim kürenin merkezinde. Dolayısıyla sizin cisimden çizeceğiniz ışınlar kırılmayacaklar. Kırılma yoksa görünür derinlik diye bir şey olmaz. Aynı yerinde görmeye devam edersiniz. Görünür derinlik olması için ışığın doğrultu değiştirmesi lazım. L gözlemcisini konuşalım. L gözlemcisi de küre yüzeyine bakıyor ve cismimiz yine kürenin merkezine konulmuş. Buradan çıkan ışınlar doğrultu değiştirmeyecekler. L gözlemcisi cismi olduğu yerde görecek. K gözlemcisine odaklanırsak, K gözlemcisinin baktığı açıda küre yok aslına bakarsanız. Burada dümdüz bir yüzey var, bir eğrisellik yok. Ama hocam şu ışın aynen kırılmadan yoluna devam eder. Çünkü dik geliyor, normalin üzerinden geliyor. E o zaman K gözlemcisi de o noktasındaki cismi aynen orada görür. Maalesef hemen atlamamak lazım. Bir iki ışın daha çizmek lazım. Evet, bu ışın kırılmadı ama başka ışınlar kırılacak. Örneğin L'deki bu ışın da kırılmadı bu ışında kırılmadı. M'deki bu ışında kırılmadı. Bu ışında kırılmadı. Hiçbir şey kırılmıyor. K'da bu kırılmadı ama diğerleri kırılabilir. Ona bir bakalım. Bunu tekrar çiziyorum. Herhangi bir kırılma yok ama şöyle bir ışın çizersem yüzeye dik olacak şekilde normalimi şöyle falan çekmem gerekiyor. Camdan havaya geçtiğim için bu arkadaşın normalden uzaklaşması gerekiyor. Böyle bir ışın çizersem yüzey normalimiz yine yüzeye dik bir şekilde şöyle çizilir. Yine camdan havaya geçtiğimiz için normalden uzaklaşacağız. Gördüğünüz gibi şu arka arkadaşların uzantıları burada bir yerde kesişiyor. Yani K gözlemcisi O noktasındaki cismi daha yakında görür. M'den bakan gözlemci ismi olduğu yerden daha uzakta görür. Hayır, aynı yerinde görür. L'deki adam da aynı yerinde görür. K'dan bakan daha yakında görür. Doğru. Sorumuzun cevabı C olacaktır. Bu ders bu kadar gençler. Bir sonraki dersimizde merceklere geçeceğiz ama merceklere geçmeden önce bu kırılma kuralları ile ilgili yine bütün soru tiplerine bakmaya çalışacağımız bir video çekeceğim. Takıldığınız yerleri alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Müzik